Otokar Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Burak Ertem'le birlikteyiz. Yeni model otomobillerle gerçekleştirdiği deneme sürüşleriyle ve otomobillere olan tutkusuyla bilinen gazeteci, aynı zamanda bir rally pilotu. LPG'li aracımızı test eden Burak Ertem'le izlenimleri ve otomotiv dünyası hakkında konuştuk. Öncelikle bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii 1974 yılında doğdum ve 2000 yılından beri bu işi yapıyorum. Bu iş dediğim otomobil dergiciliği yapıyorum. Aslında bunu okumadım, diş hekimliği okudum. Fakat işte otomobil sevdam beni bir şekilde buraya itti, hobimi meslek yaptı. Bu halimden de çok memnunum. Otomobil sevdam dediniz. Nereden geliyor bu tutku? Küçüklükten geliyor zaten. Her çocuk doğduğu zaman, her çocuk demeyeyim de yani çoğu erkek çocuğu zaten arabalarla oynamaya başlar. Benim de öyle 500 tane falan arabam vardı küçük. Daha sonra böyle bu otomobiller normale dönmeye başladı. Eskiden araba diyorduk, şimdi biz otomobil diyoruz. Şimdi otomobiller oyuncaklarımız olmaya başladı. Sürekli onların üzerindeyiz. Böyle bir sevdamız var. Aynı zamanda bu otomobillerle ilgili biz çok şey yapıyoruz. İşte yarışıyorum, teknik olarak çok ilgileniyorum. Çoğu zamanımı sanayide geçiriyorum. Çocuklarımdan ve ailemden vakit bulduğum zamanlarımı. Bu şekilde. İşiniz gereği zaten bu sürece oldukça aşinasınız. Bugün de LPG'li aracımızı denediniz. İzlenimlerinizi alabilir miyim? Açık konuşayım. Aslında ben LPG'ye biraz daha karşıydım. Açık söylemek gerekirse. Çünkü otomobile zarar verdiği düşüncesindeydim. Ama yeni gelişen teknolojiler ve aslında şimdi birçok marka da işte mesela Hyundai, Ford, Honda gibi markalar daha sıfırdan LPG'li araçlar satmaya başladı. Dönüştürülmüş araçlar. Ve bize de bunları vermeye başladılar. Bunları da kullandıkça aslında bunun ne kadar daha çevreci, İşte ne kadar daha motora veya performansına ya da tüketimine tabii ki olumlu etki ediyor ama performansa da olumsuz etki etmediğini gördük. Aynı zamanda da çok çevreci olduğunu da gördük. Biraz da araştırınca aslında çok mantıklı bir iş olduğunu gördük. Yani her şeyden öte %40 kadar falan bir tasarruf ediyorsunuz. Bu da çok mantıklı bir iş. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bir tane 2 sene önce falan bir otomobil aldım. O zamana kadar hiç LPG'li otomobil kullanmamıştım. İzmir'den aldım ve İzmir'den buraya gelirken LPG ile geldim. Acaba nasıl gelirim diye düşünüyordum. 80 liraya buraya geldim. Beni bu acayip şaşırttırdı. Ve artık LPG dostu oldum diyebilirim onun sayesinde. Ve bu şekilde de devam ediyor. Artık yeni otomobilleri LPG'li kullana. Otomotiv sektörünün hali hazırdaki durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Otomotiv sektörü satış olarak düşünürsek, şimdi her sene artan bir grafiğe sahibiz. Geçen sene 800 bin liraya yaklaştık. Daha önceki yıllarda da yine 700 bin üzerindeydik. Yani herkes otomobil almaya başladı. Yepyeni otomobiller var. Zaten şimdi Avrupa ve burayı kıyasladığınız zaman Türkiye'de bu biraz daha değil şey. Yeni otomobil sahibi olmak daha önemli. Ya da şöyle söyleyeyim, sirkülasyon. Yani yeni otomobil alma devri olarak Türkiye'deki bir şahıs Avrupa'daki bir şahısa göre daha erken otomobil değiştiriyor. 3 senede, 4 senede bir değiştirmeye başladı. Bu da tabii satışlara yansıyor. Satışlara yansıdıkça da ne kadar firmalar otomobil satarlarsa işler de o kadar gelişiyor açık söylemek gerekirse. Yani şimdi satılan bir otomobil aslında sadece o otomobil markasının kazandığı bir para olarak düşünmemesi lazım. Çünkü o otomobilin arkasında bir sürü çalışan var, farklı farklı şirketler var. Lastiği var, akaryakıtı var, yedek parçası var, daha içindeki müzik sisteminden, işte fren balatasından bir sürü şey var. Ve bir otomobil satıldığı zaman da bunun periyodik olarak servise girdiği zamanlar bir sürü kişi buradan ekmek yiyor. Yani otomotiv bu anlamda sadece fabrikaların değil, aslında arka tarafında koskoca bir dağın olduğu bir sektör. Ve otomotiv büyüdükçe de bu dağ da büyüyor. Dağ büyüdükçe de insanlar tabii ki refaha eriyorlar. Bir sürü insan buradan artık ekmek yemeye başladı diyebiliriz. Otomotiv sektörünün gelişmesiyle birlikte otomotiv teknolojileri de gelişmeye başladı. Ama bir yandan gerekli teknolojiler var, bir yandan da gereksiz teknolojiler var ya da hiç kullanılmayan diyelim. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Ben yine açık konuşayım. Bu teknolojileri ben çok sevmiyorum. Yani çünkü artık otomobil kullanmaktan sizi uzaklaştırmaya başlıyorlar. Yani şimdi günümüzün teknolojisinde herkes kendi kendine giden otomobil yapmaya çalışıyor. Otonom dedikleri. Herkes otonom sürüşe odaklanmış durumda. Markalar bu şekilde yarışıyorlar. Ama ben bunu çok gerçekçi görmüyorum aslında. Atıyorum işte bir marka bir yerden bir yere
hiç sürücüsüz olarak gittiği zaman öteki markaların önüne geçiyor bir şekilde. Ama bu biraz da medya önünde öyle gözüküyor. Yani benim teknolojim daha iyi, bak ben daha önce gittim oluyor ama bunun bence yani bizler bu kadar kısa sürede görmeyeceğiz bunları. Aynen dediğiniz gibi birçok teknoloji var ve birçok teknolojinin aslında çok kolay kullanımlar sağladığı gibi bize olumsuz olarak etkileyecek teknolojiler de var ya da gereksiz olarak gördüğüm. Bu nedenle ben bunu biraz işte markaların birbiriyle olan soğuk savaşı olarak adlandırıyorum. Yani artık çünkü şöyle bir durum var, küçücük bir otomobilde bile eskiden 10 sene önce en lüks otomobilde alamayacağınız donanımlar mevcut artık. Bu da ne yapıyor? Marka o en üst otomobiline çok acayip şeyler koymaya çalışıyor, yeni şeyler yaratmaya çalışıyor. Yeni teknolojiler yarattıkça da artık biraz daha gereksiz teknolojiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ben böyle düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ne demek?